Haberlerle izleyenler merhaba. İklim değişikliğine uyum süreciyle ilgili gelişmeleri paylaştığımız Yaşanabilir Dünya başlıyor. Bugün stüdyo konuğumuz Mimar Yasemin Somuncu olacak. Yasemin Hanım'a dönmeden önce Yasemin Hanım'la neler konuşacağımızın konu başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün sıfır enerji binalardan, zehirsiz kentlerden, Enerjisini üreten fabrikalardan bahsedeceğiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan binalarla ilgili yeni yönetmeliğe değineceğiz. 19 Şubat 2022'de yayınlanmıştı. Gelişmeler nasıl? Bunları değerlendireceğiz. Aynı zamanda Walk to COP27 iklim krizine karşı farkındalık yürüyüşünü konuşacağız. Yine bir diğer başlığımızda iklim değişikliğinin gıda ve su krizine etkileri olacak. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Hoş gördük öncelikle geçen sezonda sizinle bir program yapmıştık ve burada Zehirsiz Kentler projenizi değerlendirmiştik. Bu proje nasıl ilerliyor? Belediyelerle işbirliğiniz söz konusuydu. İşbirlikleri nasıl devam ediyor? Nasıl bir yol alındı? Bununla ilgili bilgi paylaşır mısınız lütfen? Tabii ki. Şimdi öncelikle zehirsiz kentleri hatırlayalım kısaca. Şimdi zehirsiz kentler bileşenleri belediyelerden insan ve çevre sağlığına zararlı maddeleri kullanmamalarını talep ediyor. Zararlarla mücadelerde pestisitleri değil doğal yöntemleri tercih etmelerini talep ediyor Bununla ilgili imza kampanyaları açıldı. İmza kampanyalarında çok yüksek sayıda imza toplanamadı maalesef. Onun yanında seminerler yapıldı, konferanslar yapıldı, belediyelere ziyaretler yapıldı. Dediğim gibi çok geniş bir bileşen tabanında olan bir çalışma bu. Şu ana kadar enteresan şekilde belediyelerden sadece iki tanesi iyi niyet beyanı imzaladı. Bunlardan birincisi Samsun Büyükşehir Belediyesi, Diğeri de Kadıköy Belediyesi. Daha gidecek çok yolumuz var. Belki de birazcık olaya şu açıdan bakmak lazım belediyeler biraz daha göze hitap eden göze görülür çalışmaları tercih edebiliyorlar ama bizim yap çalışmamız Aslında sağlığımız için çok önemli hepimiz için çok önemli bizim daha verimli ve güzel bir hayat yaşamımızı sağlayacak bir çalışma ama maalesef istediğimiz kadar ilgiyi henüz şimdiye kadar uyandıramadık Umuyoruz Bundan sonrasında süreç daha hızlı ilerleyecektir ve gereken ilgi toplanacak ve gereken desteği sağlayacaklardır belediyelerimiz de sizlere. Şimdi bir diğer bir önemli başlığımız da iklim değişikliği denince aklımıza sanayinin sürece etkisi geliyor. Bu süreci değerlendirdiğimizde de sektör süreç içerisinde kendi enerjisini üreterek emisyonlarını azaltmaya çalışıyor. Bunu fark ediyoruz. Özellikle de enerjisini üreten fabrikalar söz konusu gündemde çok yoğun bir şekilde. Enerjisini üreten fabrikalar ben merak ediyorum enerjisini gerçekten temiz enerjiden mi üretiyor ve ne kadar emisyon azaltıyorlar ve süreç içerisinde nasıl bir yol izlemeliler? Bunu nasıl gerçekleştirmeliler? Konu çok önemli bir konu. Hatırlarsanız geçen yıl biz sanayide 3 günlük bir kesinti yaşadık. Çok ciddi kayıplar söz konusu oldu ve şimdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini düşündüğümüz zaman Avrupa'da ve diğer ülkelerde neler olduğunu takip ediyoruz, kış çok zor geçecek. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de bu konu çok önemli ve sanayide dikkatini çekmiş durumda. Dolayısıyla enerjisini üreten fabrikalar kavramı önemli bir kavram. Burada neden bahsediyoruz diye kısaca açmamız gerekirse bu kavramı bir ileri seviyede enerji verimliliğini uygulayan fabrikalar, iki endüstriyel ve imalat prosesinde kaynakları verimli kullanan fabrikalar ve nihayetinde hala ihtiyaç duydukları enerjiyi yerinde veya civarda e, temiz enerjiden sağlayan fabrikalardan bahsediyoruz. E, süreç şöyle ilerliyor, şimdi var olan bir fabrikayı daha ileri seviyede verimli ve e, temiz enerji kullanan bir fabrika yapmak istiyorsak, öncelikle olmazsa olmazımız e, detaylı bir enerji etüdünün yapılması. Bu detaylı enerji etüdünde biz fabrikanın, röntgeni çekiyoruz. Hem yapısal anlamda hem de proses anlamında. Her bir fabrikanın ürettiği ürüne göre de aslında çok çok farklı süreçleri var ve çok farklı zorlukları ve çok farklı çözümleri var. Bunları değerlendiriyoruz ve bu detaylı enerji etüdü sonunda bir bütçe çıkartıyoruz uygulamaya yönelik olarak ve bu bütçeyi zamanı yayarak nasıl prosesi de sekteye uğratmadan bütün bu çalışma yapabiliriz. Onu da aslında biz fabrika sahiplerinin önüne koyuyoruz. Burada çok farklı finansman modelleri de artık var. Hem öz sermayeyi kullanabilirler. Türkiye'de şu anda baktığımız zaman birçok fabrika aslında öz sermayesiyle yol almayı tercih edebiliyor. Ama onun dışında hibe olsun, kredi olsun, dış finansman olsun, bunlar da gündemde. Ancak çok önemli bir konunun tekrar altını çizmek istiyorum. Çünkü 10 yıldır aslında Türkiye'de uğraşılan bir konu ve çok yol alınmış bir konu. Bu ESCO modeli ve enerji performans sözleşmeleri modeli de artık çok mantıklı süreçler ve Türkiye'de uygulanmaya başladı. Yurt dışında çok uzun zamandır uygulanıyordu. Nihayet bize de konu hem hukuki anlamda çözüldü hem finansman anlamda çözüldü. Dolayısıyla biz de bu süreci daha fazla yaygınlaşmasını istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Çok güzel. Bir de yine bu konuyla bağlantılı olarak 4-6 Ekim'de enerjisini üreten fabrikalar semineri var. Bundan da biraz izleyenlerimize bahsedebilir misiniz? Son birkaç yıldır yapılan bir etkinlik bu. Endüstri Radyo'nun organizasyon yaptığı bir etkinlik. Tuzla'da gerçekleşiyor ve katılım ücretsiz tamamıyla. Farklı oturumlar olacak ve biz o oturumlardan gene enerji verimliliği üzerine çok iyi örnekleri olan fabrikalardan temsilcileri ağırlayacağız ve onlardan birebir uygulamaları dinleyeceğiz. Dolayısıyla bunun çok etkin bir zirve olduğunu düşünüyorum ve fırsat olanların gelmesi ne tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bizim panelimiz enerji vemli boyutunda olacak ama çok farklı paneller var. İşin hem dijitalleşme anlamında hem yeni bir enerji anlamında dolayısıyla çok büyük bir çeşitlilik olacak bu etkinlikte. Evet gayet güzel. Bununla ilgili olarak fabrikaların enerji üretimine değindiniz. Diğer önemli bir başlığımız ise iklim değişikliği uyum sürecinde sıfır enerji binalar olacak. Birbirinden ayrı olarak da çok fazla düşünemiyoruz zaten. Binaların karbon salınımı azaltıldığında bu durumun faydaları neler olacak? Şimdi sıfır enerji bina kavramı nedir? Bir önce onu evet. bir toparlayalım. Sıfır enerji bina ısıtma, soğutma, aydınlatma ve bütün diğer hizmetler için ihtiyacı olan enerjiyi en az seviyede kullanan ve ihtiyacı olan enerjiyi yerinde veya civarında yeni bir enerji kaynaklarından sağlayan bina. ...olarak tanımlanıyor. Şimdi binalar bu karbon emisyonlarında önemli. Neden? Bütün dünyadaki karbon emisyonlarının... ...yüzde 40'ı binalardan kaynaklanıyor. Bu büyük bir rakam. Ve bu yüzde 40'ın içine birazcık daha detaylı baktığımızda... ...binaların inşaatı sırasında... ...salınan karbon miktarı yüzde 12. Binaların işletmesi sırasında salınan karbon miktarı da yüzde 28. Şimdi bu çok önemli... Şimdi biz tasarımcılar ve uygulamacılar olarak belki binalarda bir yıl, iki yıl bir zaman geçiyoruz ama bir binanın yaşam ömrü 60 yıl. Aslında biz o 60 yılı tasarlamalıyız. O işletmesi sırasında salacağı karbonu da hesaplayarak süreci tasarlarsak çok hızlı bir şekilde biz karbon emisyonlarını azaltmayı başarabiliriz. Bu da zaten bizim küresel ısınmanın azaltılması açısından çok önemli. Sadece tek bir pencereden değil geniş bir açıdan bakmamız lazım. Bizim tasarımlarımızda, uygulamalarımızda, bir işletmemizde sağlayacağımız her bir karbon emisyonu azaltımı gelecek için çok önemli. Evet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da zaten binalardaki enerji performansına dayalı bir yönetmelik yayınladı. 19 Şubat 2022'de yayınlanmıştı bu yönetmelik. Yönetmeliğin içeriğinden biraz bahsedebilir misiniz bize ve neler öngörüyor, ne gibi değişiklikler getirecek? Şimdi 19 Şubat tarihinde bir değişiklik yaptı bakanlık ve ...neredeyse sıfır enerjili bina kavramını ilk defa yönetmeliğe soktu. Bu farkındalık yaratması anlamında ve kişilerin konuya daha ciddi yaklaşması anlamında önemli bir adım... Bu yönetmekte diyor ki 2023 yılından 2025 yılına kadar 5000 metrekare üzeri binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az B sınıfı olacak ve ihtiyaç olan yeni bir enerji kaynağı ihtiyaç olan enerjinin %5'inin yeni bir enerji kaynaklarından sağlanması gerekiyor. 2025 yılından sonra da bu miktarı 2000 metrekare ve üzerine indiriyor ve tüketilen enerjinin %10'unun yenilebilir enerji kaynaklarından e, ta, e, sağlanmasını e, talep eden bir e, yönetmelik. E, tabii bu biraz e, şöyle e, kişilerin bilinçli olmasına çok bağlı. Çünkü bakanlık diyorsa sen 5000 metrekarenin üzerinde yaptığında e, bizimkiler büyük ihtimalle 4995 metrekare yapacaktır. O yüzden hani e, burada e, iyi niyeti suistimal etmemek lazım. Güzel bir adım. E, ama e, bakanlık 19 Şubat'ta bu yönetmelikte değişikliği yaptıktan sonra yerel anlamda güzel bir gelişme oldu. Bakanlığın bu atmış olduğu adımı Kadıköy Belediyesi bir adım ileri götürdü ve 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren alınan belediye meclisi kararıyla bütün Kadıköy ilçesi içindeki yeni binaların hepsinde B sınıfını talep etmeye başladı. Bu artık hani binanın tipolojisinden bağımsız olarak ve binanın metrekaresinden bağımsız olarak her bir yeni yapılan binanın B sınıfı olması demek ki bu da artık hani demin bahsettiğimiz o konuyu çözen bir konu. Bunun ötesinde 31 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla da E5 karayolunun civarındaki parsellerde ve adalarda Artık binalarda ortak alanların ihtiyacı olan enerjinin yeni bir enerji kaynaklarından sağlanması için de bir çalışma yaptı Kadıköy Belediyesi ve binaların çatılarına veya dış cephelerine 5 kW'lık enerji sağlayacak güneş panellerinin montajının önünü açmış oldu. İklim değişikliği uyum sürecinde farkındalık oluşturmak çok önemli. Bununla ilgili güzel bir proje hazırlandı. Sanal bir yürüyüş gerçekleştirilecek. COP27 sürecinde İskoçya Glasgow'dan başlayıp Mısır Şarm el Şeyh'te bitecek olan yürüyüşle ilgili bilgi verebilir misiniz bize? COP önemli bir etkinlik. İlk defa 1995 yılında Berlin'de toplandı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Hükümetler Taraflar Konferansı'nın kısaltılmışı COP. Şimdi COP 27 Mısır'da olacak ve 6 Kasım'la 18 Kasım arası gerçekleşecek. Şimdi koplara baktığımız zaman aslında şu şöyle bir etkinlik oluyor bu. Masanın etrafında bütün Birleşmiş Milletler'in üyelerinin temsilcilerinin katıldığı bir etkinlik. Ama burada bizler yani sivil toplum işin biraz dışında kalıyoruz. Tabii ki birçok etkinlik oluyor, birçok bir talepler oluyor ama günün sonunda o masanın etrafında toplanan tarafların temsilcilerinin aldıkları ortak kararlar gündeme geliyor. Şimdi ilk defa geçen yıl COP26'ya yürüyüş adı altında bir etkinlik gerçekleştirildi. Orada Londra'dan Glasgow'a kadar Sam Baker isimli bir İngiliz beyin liderliğinde bir grup fiziksel olarak 820 kilometreyi yürüdü. Bu yıl ama sanal ortamda gerçekleşiyor ve 12 ülkeyi kapsıyor. Yani İskoçya, İngiltere Fransa, Belçika, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Mısırı kapsıyor. Dolayısıyla ilk defa Türkiye bu sivil oluşumun içinde ciddi evet, olarak, olarak yer alıyor ve burada birkaç tane aslında bu etki, bunun birkaç tane etkinliği olacak, birkaç kolu var. Bunlardan bir tanesi Atasco isimli bir telefon aplikasyonuna kayıt olup. 22 Eylül ve 7 Kasım tarihleri arasında yürüyüş, bisiklet, koşu ve tekerlekli sandalye ile kat edilen mesafelerin ağaca dönüştürülmesi. Burada takımlar kurulabiliyor, kişiler bireysel olarak katılabiliyorlar. Bu etkinliğin dışında bir de bu 12 ülkede yerel etkinlikler var. Bu yerel etkinlikler de Türkiye. Nilfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde 24 Ekim'de bir etkinlik gerçekleştiriyor e, ve bu yerel etkinlikte iki tane panel olacak. Bir tanesi iklim krizinin e, sektörel olarak e, değerlendirilmesiyle ilgili bir panel bu. E, onun moderatörü ben olacağım. İkinci panelde iklim krizi ve e, Türkiye'de tarıma etkileri. E, şimdi hem fiziksel olarak e, katılınabilecek bir e, etkinlik bu hem de sanal ortamdan e, katılınacak bir etkinlik. Ayrıca İngilizceye ve Arapça'ya da tercüme olacak. Tercihme Dolayısıyla olacak. bütün dünyaya yayınlanacak bir etkinlik. Son olarak da bu yerel etkinlikler arasında Clubhouse etkinlikleri olacak. Bu da gene pandemi döneminde ortaya çıkmış bir aplikasyon. Bütün dünyada da çok ilgi görmüş bir aplikasyon. Bu 12 ülkenin dışında kalan ülkelerden kişilerin de katılıp kendilerini ifade edebilecekleri birer saatlik etkinlikler bunlar. Hala başvurular toplanıyor. Bangladeş'ten bile talep oldu. Oldu. Burada da kişiler bu iklim değişikliği ile ilgili e, yerel sorunları, çözümlerini tartışacaklar. E, şu açıdan kıymetli buluyoruz bunu. E, belki kişilerin çok enteresan çözümleri var, e, çok enteresan deneyimleri evet. var. Ama bir şekilde bu kişiler bunu e, başkalarına duyurmaya e, fırsat bulamadılar. Clubhouse etkinliği vesile olacak. E, hepsinin sonunda... Bütün bu 45 gün boyunca yapılacak etkinliklerin sonucunda derlenen bütün bilgilerden COP27'ye yazılı bir beyan verilecek. Bizler de bu sayede sivil toplum olarak COP27'de sesimizi yüksek sesle duymuş olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten siz çok güzel anlattınız. Bir de COP27 ile ilgili sözü İngiltere'ye Sam Baker'a bırakmak istiyoruz. COP27 organizasyon lideri Sam Baker'ın da konuyla ilgili görüşlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Merhabalar herkese. Benim adım Sam Baker ve şimdi Londra'dan size bir konuşma yapacağım. Ben pek çok 10 yılımı iş dünyasında çalışarak geçirdim. Pek çok farklı organizasyona yardımcı oldum kısa vadeli karlılık büyümeleriyle alakalı olarak için. Ama aslında 2015 yılında bir Paris anlaşması imzalandı. 2016'da bu imzalandıktan sonra organizasyonlara bu konunun dünya üzerindeki daha geniş etkilerini aktarmaya çalıştım. İşte ne gibi olumlu ve olumsuz etkileri var. Bunlarla ilgili çalışmalar yürütmeye başladım. Şu anda bağımsız çalışıyorum ve direkt olarak biraz daha böyle şu an itibariyle acaba nasıl en fazla katkıyı sağlayabilirim acaba iklim değişikliği ile ilgili olan bu savaşta onu düşünüyorum. Ve ben aslında gerçekten de çok iyimserim aslında bu konuyla alakalı olarak inatçı bir iyimser olduğumu söyleyebilirim. Ve bence gerçekten de biz bir değişim başlatabiliriz, bir değişiklik yapabiliriz. Ben hem kendim yapmaya çalışıyorum hem de pek çok farklı insandan çok iyi örnekler görüyorum. Biz eğer beraber çalışırsak istediğimiz her şeye ulaşabiliriz, her şeyi değiştirebiliriz. Peki bağımsız olarak neler yapıyorum onu da Söyleyeyim. Bir proje üzerinde çalışıyorum şu an itibariyle. Londra'dan Glasgow'a bir deneyim süreci başlattı ve orada biz üç konuya üç konuya odaklandık ve burada iklim değişikliğine bir katalizör olmaktı. Ve burada üç farklı hedefimiz vardı. Bunlardan ilki birbirimizden öğrenmemiz konusuydu. İkincisi ise aslında orada bir dayanışma yaratmaktı Yani biz birbirimizi anlayabilmemiz çok önemliydi ve e, sınırları aşan şekilde e, organizasyonlarda demografiler gözetmek sizin hepimizin aynı endişesine sahip olduğuna e, anlamak ve bununla ilgili dayanışmada da olmaktı üçüncüsü ise aslında orada işte birlikte çalışmanın e, beraberinde getirmesi gerekli olan bir şey. Beraber bu bağlantılar çok önemliydi. Yani insanların e, aynı alanlarda çalışan insanları bir araya getirmek gerçekten çok önemliydi. Bu belki öğrenci aktivizmi olabilirdi ya da belki çok teknik bir alanda çalışan biri olabilirdi. Yani ne olursa olsun insanların bu bağlantılarını bir araya getirmek ve bir kalitalizör görevi olmak diye. Bunlar üç hedefimizdi. Ve bunları yaparken de biz üç farklı yöntem kullandık. Bunlardan ilki aslında iyi bir fırsat olabiliyor bir uygulamaya sahip olan insanlar için. Bir işte uygulamayı indiriyorlar, bir organizasyon olabilir bu, aile arasında olabilir, bir futbol kulübü olabilir. Ama bu takıma katılıp sonra 20 Eylül itibarıyla Kasım'a kadar ve bir sandalyede e, gitmek yürüyen sandalyede, tekerlekli sandalyede gitmek ve sonrasında bunun ne kadar gittiğini görmek ve işte sonrasında ne kadar fazla olduğunu bu mesafeleri ölçmek ve işte orada e, detaylar var işte e, kendinizi bir aslında farklı kişilere motivasyon verebilirsiniz, ilham kaynağı olabilirsiniz ve burada aslında bütün insanların bu uygulamaya dahil olması gerçekten çok önemli. Şu anda 120 farklı takım var ama biz bunların binlere çıkmasını istiyoruz. Dolayısıyla lütfen bize katılın ve şu anda e, tabii ki yapmanız gereken şey bu uygulamayı indirmek olabilir ve sonrasında işte e, çok e, gerçekten de istediğiniz gibi arkadaşlarınızla alakalı bu yürüyüşlere katılabilirsiniz. İkinci olaraksa eee belediyelerde toplantılar yapıyoruz, e, belediye binalarında ve işte sonra örneğin İskaçya'da bir e, bir 12 farklı ülke, Mısır'a kadar uzanan pek çok farklı ülke e, burada katılıyor ve buradaki fikir e, bize burada sunulan fırsatları öğrenebilmek ve e, acaba ekonomik ve farklı coğrafyalardaki farklı ekonomilerdeki kişiler acaba nasıl etkileniyor bu iklim değişikliğinden ve böylelikle biz yerel konuşmacıları tanıyabiliriz. E, bu çok önemli ve tabii ki e, ikinci olaraksa ya bu toplantılarda yaptığımız şey aslında burada biz dışarıda yürüdüğümüz zaman belki de işte sadece ee, belki kendi kendimizde bunu yapıyor olabiliriz ama özellikle bu toplantılarda birbirimizde olan görüşmeler de önemli olacak. Üçüncü olaraksa Clubhouse'da yapılan toplantılar olacak ve burada tabii ki her katılımcı farklı şekilde katkı sağlayabilir ve bunlar da tabii ki böyle resmi olmayan konuşmalarla gerçekleşecek ve Burada tabii ki isteyen istediği şekilde bir iklim perspektifi getirebilir. Lütfen bunu düşünün. Eğer herhangi bir iyi bakış açınız varsa bunu bizimle paylaşın. Ve sonrasında da biz bunları tabii ki sosyal medya varlığımızla güçlendirmeye çalışacağız, paylaşmaya çalışacağız. Ve tabii ki bunu da daha büyük hikayeleri ve deneyimleri paylaşmak için kullanacağız. Yani burada bu e, yani gerçekten de sizin aklınızı alabilecek hikayeler olabilir. Biz bu üç taneyi yapacağız. İstediğiniz yapın, isterseniz e, yürüyün, koşun, isterseniz kerlekle sandalyenizde yürüyün ve işte e, Clubhouse'daki e, konuşmalara katılın ve sosyal medyada paylaşımlar yapın ve bence hep birlikte biz bunu gerçekten harika bir şey haline getirebiliriz. E, bir özetlemem gerekirse şunu söylemek istiyorum. I just like to say, um, iklim değişikliği için haretake et. Walk the Cop 27 ile ilgili Sam Baker'ın görüşlerini aldık. Yasemin Hanım bugün de bize ayrılan sürenin sonuna böylece gelmiş olduk. Sizin de son cümlelerinizi alalım. Programımıza misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. sizin programınızı ilgiyle takip ediyoruz. Ve programımıza yer almamız ve yaptıklarımızı geniş kitleye duyurmamız açısından size teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere hoşça kalın. Sevgiyle kalın.